Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 13 Mayıs 2021 Perşembe. Ramazan bayramının ilk günündeyiz. Bayramınızı tebrik ederim. Daha mutlu, daha huzurlu, daha müreffeh bayramlarda buluşmak ümidiyle bir başlangıç olmasını temenni ediyorum Ramazan bayramının. Diğer tarafta piyasalar dün Arefe günü öğleden önce açıktı. Öğle saatlerinde piyasalar kapandığında çok önemli gelişmeler oldu. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki bu gelişmeleri kısaca size aktaracağım. Ondan sonra Forex piyasalarındaki vergi kaosunu ayrıntılarıyla burada dile getireceğim. Çok mağdur var. Forex piyasalarında yatırım yapanlardan çok sayıda e posta alıyorum. Bu konudaki mağduriyetler giderilmezse çok ciddi iflaslar ve batıklar oluşacak. Çünkü gelir idaresinin bu konuya açıklık getirmesi gerekiyor. Hele hele zarar etmiş pozisyonlardan stopaj kesintisi, gelir vergisi kesintisi yapmanın ne vergi felsefesiyle ne vergi kanunuyla ne de tahammüllerle bir ilişkisi var. Borsa İstanbul 0.25 eksiyle 1441 puandan kapattı bayram öncesindeki son günü ama dışarıdaki gelişmeler, Amerika'dan gelen enflasyon verisi dikkate alındığında borsalardaki bu satış dalgası önümüzdeki hafta tatil sonrasında hem Türkiye'de hem de diğer borsalarda hissedilecek. Beşiktaş, Fenerbahçe şampiyonluk maçı düğümünün son maça kalması sebebiyle hisselerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri adeta çakıldı. Galatasaray Potaya son iki maçta Potaya girdiği için eğer hafta sonu Galatasaray çok farklı kazanır, Beşiktaş'ın şu andaki puan eşitliğindeki artıki ortalarajını Beşiktaş'ın kazanmasına rağmen önüne geçebilirse Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali var. Dolayısıyla son maçlarda Beşiktaş Göztepe karşısında, Galatasaray Yeni Malatyaspor karşısında çok enteresan bir şey olacak. Hafta sonu olacak matematiksel olarak Fenerbahçe'nin bile hala kağıt üzerinde şampiyon olma ihtimali var zor da olsa. Bu belirsizlik sebebiyle Beşiktaş'ın garantilediği şu son Galatasaray ve Karagümrük maçlarına kadar garantileyip bir anlamda altın tepside Fatih Terim'e sunduğu, ateşi attığı şampiyonluk kupası Maalesef Beşiktaş yatırımcısını ve Fenerbahçe yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe hisseleri 38-40 lira seviyesinden 20-23 lira seviyelerine kadar geriledi son düşüşle birlikte. Dolayısıyla bu şampiyonlar şampiyonun kim olacağı önemli. Burada eğer Galatasaray'ın şampiyonluğu kupayı Galatasaray kaldırırsa hafta sonu. Galatasaray hisselerinde ralli bir süre daha devam eder sonra satış gelir ama Beşiktaş ve Fenerbahçe bu durumda daha da satış baskısı altında düşmeye devam edecektir. Ee, diğer tarafta dolarda dolarda bizde piyasa kapanır kapanmaz ok yaydan çıkar gibi dolar TL fırlat. Yani böyle adeta bir şey haliyle yani gerilmiş bir yay gibi fırladı gitti. Dolar önce 8.37 TL eşiğini geçti. İşte ben Twitter'da anlık paylaştım ki sabah bu piyasa kapanmadan önce tam kapanma esnasında fiziki alım satım azaldığı için dolar TL göreceli durgun bir seyir takip ediyor. Dolar kapanma dönemini 8.34 TL üzerinde kapatırsa hacimli piyasada 8.48 eşiği test edilecek. Dedim ki bu tweetten hemen işte kapanıştan sonra bu hızlanınca 8.37 geçildi. Tekrar onu belirttim. 8.40 üzerine yeni bir koridor açıldı dedim dolar için euro için 10 lira 10 kuruş üzerinde yeni bir koridor açıldı dedim. Ve ne oldu? Tekrar bu seviyelerin de üzerine çıkıldı. Ve ondan sonra 8.44 8.45 seviyelerine gelindi ki bugünkü seviyeleri dışarıdaki bizde piyasa kapalı olduğu için içeride bir şey yok ama forex piyasaları ve dışarıdaki alım satımlardaki seviyeleri çok bizim için belirleyici olacak ama esas belirleyici olan dün kapanışta bizde piyasa kapalıyken Merkez Bankası'nın artık arka kapıdan altın satışı, dolar satışı yapamadığı ay sonunda vadeli işlem opsiyon piyasasındaki 829 kur üzerinden kontratını yakmamak için maalesef dolar üzerinde yine örtülü kur çıpası uyguladıkları için kapandığım bu koz Merkez Bankası'nın ve Kamu Bankaları'nın varlık fonunun elinden alındı ve dolar artık geçmiş olsun 8.40 direncini de aştı. Artık önümüzdeki hafta e, bizde piyasa açıldığında ilk olarak 8.52 ve 8.58 dirençleri ve 8.58 tarihteki en yüksek seviyedir. 4 Kasım 2020'de bu test edilmişti. Bu seviyeler geçilecek. Artık e, dolarda ve eurodaki bu işaret verildi. E, Twitter'da da ifade ettiğim gibi burada artık yeni kademede yeni e, seviyeleri takip edelim. E, 8.38 TL önemli bir test noktasıydı. Artık 17 Haziran'a kadar 8.58 zirvesinin geçileceğini belki tatildeyken biz tatildeyken bu seviye geçilecek. Geçilmese de Bizde pazartesinden itibaren ilk e, kilitlenilecek zirve bu. Altın 24 ayar altında tabii ki Amerika'da enflasyon verisi çok yüksek geldi. Tüketici fiyatları yıllık %4,20 arttı. Bu son 13 yılın en yüksek enflasyonu Amerika'da. Aylık artış %0,80. Tabii bu tahvilin 10 yıllık Amerikan tahvilinin faizinin %1,61'den %1,68, %1,70'e doğru çıkmasına sebep oldu. Bu yükselişte kritik seviye %1.75 üzerine çıkıp çıkmayacağıdır. %1.75'e kadar geldiğinde altın ve gümüşteki o hemen gördüğünüz kar satışları beklenen satışlardı. E, 1813'e kadar gümüşte 25.70'de gümüşte 1813'e kadar altında bunlar destek noktalarıdır. Ama tahvilden tekrar geriye dönüş başladığında borsalardan çıkan paranın kripto paralardan çıkan paranın yine altına doğru döndüğünü göreceğiz. Unutmayın, Amerika'da enflasyon son 13 yılın en yüksek seviyesine gelmişse altın bu fiyatlarda duramaz. Çünkü Amerikan Merkez Bankası enflasyon verisinin bir tehlike olarak görmediği, geçici bir veri olarak bakıyor ve faiz artışı için bir sebep görmüyor. Tahvil alımlarında herhangi bir 85 artı 30 şeklindeki tahvil alım programında bir artış düşünmüyor ya da azaltma da düşünmüyor. Dolayısıyla Para politikası tarafında bir değişiklik yok. Güvenli liman altına yönelecek bu para, kendinden emin olmak isteyen milyarlarca dolar, bu belirsizlik ortamında bunun altını çizelim. Altın ve gümüşteki e, satışların, bu kar satışlarının ne zaman alabiliriz? Acaba gerileyebilir mi, alalım mı diye soranlar için. Bayram sonrası ilk iş bu seviyelerin bir alım fırsatı sunduğunun altını çizmek isterim. Gelelim esas konumuza. Forex piyasalarında stopaj şoku yaşanıyor. Stopaj nedir? Gelir vergisi tepkifattır. ve bu bir anlamda peşin bir vergi olarak aracı kurumlar tarafından sizin adınıza kesilir. Bunu niye söylüyorum? Yani evet 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren forex piyasalarındaki bu kur üzerinden pozisyonların açıp kapama, alım satım yönünde fark etmez. Hangi sıvaplarda? Hepsinde vergi getirildi, stopaj getirildi. bunda bir problem yok. Tartışılabilir ama getirildiyse bile, getirildiyse bile bunun zarar edenlerden böyle bir ve tepkifat, kesinti yapılması, stopaj alınması o mümkün mü? İnsan ilk başta herkes şunu diyor: Olamaz yani zarardan vergi, kazanç üzerinden alınır, kardan alınır. Ama bakın. Benimle e, pozisyonunu paylaşan, e, Forex'teki işlemlerinin ekran görüntüsünü paylaşan bir e, abonemin güncel verileri bunlar. O eksi -17, 17.557 dolar pozisyonlarında, bu açtığı pozisyonlarda 154.000 bakiyeli e, işlemlerde. Bakın teminatı e, tabii 50.000 lirayla başlanan bir şey. Tabii teminatı orada 40.400 liraya kadar gerilemiş. Ee, ve yaptığı işlemlerde bakın altından tutun şeye kadar altın e, ons pozisyonu var Nasdaq'ta başka yerlerde e, daxta pozisyonları var topluyoruz bunları hepsini bir araya getirdiğimizde eksi -17, 17.557 dolarlık pozisyonda zarar var peki aracı kurum ne demiş aracı kurumla konuşuyor. Mevcut açık olan altı pozisyonumuz var diyor bu abonem. Kapatırsak stopaj kesintisi olur mu bu altı pozisyonu diye sorduğunda aracı kurum şu cevabı vermiş. 18 bin dolar civarında zararda olan pozisyonlarınıza yaklaşık 8 bin dolar stopaj kesintisi olabilir diyor. Yani şimdi bütün bu euro tl'de yine dolar tl'de diğer pozisyonlarda aşağıdaki en son bakın eksi 16 238 olarak belirtiyor. Burada zarar ettiğine dair herhangi bir tereddüt yok. Zarar etmiş. Bu pozisyonlarda zarar etmiş. Ama diğer tarafta stopaj %10 stopaj ödeyeceksiniz diyor aracı kurum. Tam da burada bu noktada artık Maliye Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın dikkatine sunuyorum bu tabloyu. Yani Sayın Elvan Zarar etmiş zaten eksi 17 bin dolar şuradaki bilanço. Buradan %10 stopaj alınır mı? Alınıyor. Peki ne deniyor? E şimdi siz bunu alacaksınız sonra maliyeyle mahsuplaşacaksınız. Bakın bu mahsuplaşma hikayesi e, Türkiye'de yılan hikayesidir. KDV şu an şirketlerin devletten. 200 milyar liradan fazla KDV alacağı var. Hani mahsuplaşıyorlar mı? KDV beyanları geldiğinde bir sonraki dönemde mahsuplaşsın. Mesela işletmeler oradaki o kadar KDV alacağı kadar KDV ödemesin. O alacağında aldığı KDV'lerle mahsuplaşsınlar. Değil mi? Hayır buna izin verilmiyor. O paralar da ödenmiyor. Ve alacaklı olduğu halde şirketler devlete maliyeyi KDV'lere aktarmaya devam ediyor. Burada da böyle bir mahsuplaşma olamaz. Bu vesileyle Ekranda e, Forex piyasaları ile ilgili bazı bir iki bilgi vermek istiyorum. Hepiniz için e, herkesin bildiği konular değil. Forex 24 saat açık olan farklı e, dövizden e, değerli metallere, emtialara, endekslere kadar, hisse senetlerine kadar, hisse senetlerin işlem gördüğü endekslere kadar e, bir anlamda e, opsiyon, gelecek iş, geleceğe dönük future işlemleri olabilir, swap işlemleri olabilir alım satım opsiyonlu kontratlar olabilir. Buralarda işlem yapılan 24 saat işlemin yapıldığı internet erişiminizin o olduğu an girip alım satım yapabildiğiniz piyasalara forex piyasaları diyoruz. Ve dünyada dolar işlemlerinin %80'inin burada olduğunu düşünürsek çok trilyonlarca dolarlık muazzam bir yatırım okyanusu burası. Bakın bu aracı kurumla ilgili diyor ki cevap olarak 18 bin dolar civarında zararda olan pozisyonlarınıza 8 bin dolar gibi stopaj kesintisi olacak diyorlar. Peki forex piyasalarında işlem nasıl yapılıyor? Forex piyasalarında kaldıraçlı işlem yapma hakkınız var. Kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraç aslında siz küçük teminatlarla çok büyük paralar için alım satım yapabiliyorsunuz. Örneğin bir katılımcı 1'e 400 oranında kaldıraç kullanırsa sadece 250 dolarlık teminatla 100 bin dolarlık bir pozisyon alabilir. Dünyada 1'e 50, 1'e 400 arasında değişse de bizde başlangıç teminatı 50 bin lira. Bunu bir kere orada banka hesabınızda bunu, bu teminatı göstereceksiniz. Bu teminat olmadan giremiyorsunuz. E, Peyderpey bu tabloları ben size aktaracağım. Bazılarını hızlı geçeceğim, bazılarını yavaş geçeceğim. Ekrandan siz sonra durdurup bakabilirsiniz. 50 bin lira muadili veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılıyor. İşleme başlamadan önce veya başladıktan sonra nakit çekilmesi veya başka bir kurma virman yapılması halinde bu teminat tutarı 50 bin TL'nin altına inerse pozisyon açılamaz. Kaldıraç oranı Türkiye'de aşağı çekildi. 1'e 100'dü daha sonra bu 1'e 10 olarak düzenlendi. Gelir vergisi kanunun geçici 67. maddesi. Kritik olan düzenleme bu. İlave edilen bir maddeyle 1 Ocak 2020 Cuma günü itibaren FX işlemlerine %10 stopaj getirildi. Peki ne oldu? Stopaj hangi işlemleri kapsıyor diye soruyoruz. Ekranlardan bunu, ekrandan bunları takip edebilirsiniz. İşlem platformu MetaTrader 4 üzerinden karşılıklı pozisyon açma işlemi dahil olmak üzere pozisyon kapatma veya belirli bir sembolde pozisyon miktarının azaltılmasına yönelik yeni pozisyon açmaya edge işlemlerinden elde edilen işlem karları diğer gelirleri %10 oranında stopaj uygulanır. Peki burada ama bir şey var. Stopaj tutarı first in first out ilk giren ilk çıkar mantığıyla ilk işleme alınan yani hangi kurdan hangi fiyattan girildiyse alım yönünde bir şey yapıldıysa bunlar diyor hesaplanır diyor vergi matrağı tespitinde alış ve satış belir, belir bedeli olarak ikinci para birimi cinsinden bedelin işlem tarihindeki Türk lirası karşılıkları dikkat alınacak diyor ki bence esas kaos buradan çıkıyor tekrar edelim bu burada burada aslında ee, mevcut yapılan işlem para üzerinden yapılır. Mesela dolar, euro dolar paritesi üzerinden yapılan işlemi biz TL'ye çevirmiyor buradaki yatırımcı. Dolayısıyla bunu o günkü işlem tarihindeki Türk lirası üzerinden tekrar ikinci bir çarpan eklemek bu doğru değil. Bu yanlış bir hesaptır. Kesinlikle ve kesinlikle bunun düzeltilmesi lazım. Ne yapılması lazım? Yani e, ee, pozisyonların değeri matra hesaplanırken TL'ye dönüştürülemez. Paritenin zaten kendisi bir fiyattır. Yani biz pariteyi bir de dolar TL kuruna çeviriyoruz. Örneğin euro dolar paritesi. Bu yanlış. Türk lirası kuru dikkat alınarak hesaplanır diyor. Gelir vergisi genel tebliği. Bu yanlış gelir dersi bakan bu tebliği düzeltmezsen 3'er aylık beyanname ile aracı kurum tarafından vergi dairesine aktarılır diyor. Ee, ama, e, ama buralarda bir düzenleme yapılmamız, yapılması lazım. Ee, kapanmış işlemler dikkate alınacak diyor. İşte vergi matrağı hesaplanırken işlemlerden elde edilen kar zarar tutarının işlem bazda tespit edilmesi gerekir. Tamam açık pozisyon kar zararları matrağı hesabına dahil edilmemeli diyor ama aracı kurumlar bunlar ediliyor şu anda. Swap işlemi sonunda da matrah hesabına dahil ediliyor. Swap kaldıraçlı işlemin bir parçası mahiyetindedir deniliyor. Burada bir kafa, kafa karışıklığı var. Kar zarar tespitinde hangi kur esas alınacak? 257 Serinoğlu genel tebliğe göre aracı kurumlarca alınan komisyonlar müşteri kazançlarından düşülmüyor mesela. Şimdi bunlar da düşülmesi lazım. E, i̇şlem kar zararını tespitle işlem tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınmalı Bankalar arasındaki mevcut kurun dışında bankalar tabii ki normalde kendi kurlarına esas alırlar eğer herhangi bir banka üzerinden bu işlemi yaptıysanız. Ama aracı kurumlar açısından merkez bankası dövüş, döviz kuru esas alınıyor. Zarar varsa stopaj olur mu diye soruyorum tekrar buradan az önce o programın başında tabloyu getirdim. Bir önceki dönemde kar ile sonuçlanan işlemler sebebiyle ödenen ve cari dönem içinde oluşan zarar sonucunda... Mahsup edilebilecek stopaj kesintisi oluşmuşsa aynı takvim yılı içinde birbirini takip eden çeyrek dönemler mahsup edilecektir diyor tebliğ. Gelir İdaresi'nin bu tebliği 278 sayılı genel tebliği. Şimdi ama hele hele şu ana kadar benim burada aktardığım mahsup bir işte şu örnekteki 17.500-18.000 dolara yuvarladığım zarara rağmen... 7-8 bin dolar stopaj alıyorsunuz. Bunu beyan edilmiş. Rakam belli. Bundan niye stopaj alıyorsunuz? Evet zarar var. Geç devam et diyeceksiniz. Ha, diyeceksiniz ki biz bunu alalım sonra mahsuplaşalım. İşte burada da maalesef maliyenin sicili hiç iyi değil. Mahsuplaşma konusunda maliye maalesef müşterinin aleyhine bir tablo sergiliyor. Dolayısıyla burada ben e, bu konunun kafa karışıklığının bir tebliğiyle düzeltilmesi gerektiğini aracı kurumlarında e, bu konudan yorum hatası yaptığı o anlaşılıyor. Forex yatırımcıları tam bir çaresizlik içinde ben bir örneği verdim. Onlarca bu şekilde e-posta var ve hepsindeki ortak nokta zarar ettikler halde stopaj ödeyeceksiniz diye aracı kurumlar hatta biz sizin adınız hesabınızdan bu parayı oraya aktarıyoruz. Gidin derdinizi vergi dairesine bağlı olduğunuz vergi dairesine anlatın diyorlar. Bu olmaz. Forex piyasalarından paranın dışarıya kaçmasına sebebiyet verirsiniz. Tıpkı daha önce yaptığınız döviz alım satım işlemlerine ve altına dayalı işlemlere getirdiğiniz kambiyo gider vergisi, banka sigorta muameleleri vergisini %1'e çıkardığınızdaki o kaos nasıl bir parayı yastık altına kaçırmışsa forex piyasalarından da paranın çıkmasına Yol açabilirsiniz. Bu konunun ben takipçisi olacağım. Burada bana bu arada bankalarla ilgili pek çok şikayet geliyor. Sadece bir örneği tekrar buradan bir arkadaşımın aktardığı bir şey var mağduriyet var. Bakın ne yazık ki özellikle makası şey lehini açıyorlar. Kendi lehlerini açıyorlar piyasa kapandığı anlarda. Ee, yine diğer tarafta bakın FIBA banktan tüm ücretler bana olmak üzere bir swift işlemi gerçekleştirdim toplam ücret tutarı 68 lira 25 kuruştu swiftten yaklaşık döviz e, transferi yapmış 3-4 gün sonra tarafıma 41 lira 75 kuruş tutarında muhabir banka komisyonu adı altında sonradan ücret yansıtmışlar ben bütün komisyonu işlem anında kabul ederek ödüyorum sonradan haksız bir şekilde kesinti yapılıyor diyor. Boran Bektaş isimli abonem. Dolayısıyla bununla ilgili hem döviz alım satımında bankaların internet bankacılığına çok ciddi mağduriyetler var. Hem bu döviz swiftlerinde, para transferlerinde, bu hesap işletim ücretlerinde ve diğer aidatlarda maalesef bankalar güneşli havada şemsiye açıp yağmurlu havada şemsiyeyi kapatmaya devam ediyorlar. E, programın sonunda bir e, düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki hafta artık bayram geride kalıyor. Tam kapanma bitiyor. Umarız tam kapanmadan sonra korona vaka sayıları ve can kayıpları azalır. E, pazartesi Perşem, çarşamba ve cuma günü 3 gün yine Türkiye saatiyle 20'de e, videoları yayınlamayı düşünüyorum. Böylece 4 e, video yerine hafta içi 3 video yayınlamış olacağız ama çok olağanüstü bir gelişme olduğunda artı bir ...video sözünde ben size vermiş olayım. Şimdiden bunu sizin dikkatinize sunuyorum. Pazartesi yine canlı sohbette ve bugünkü, yarınki ve pazartesi günkü canlı sohbetlerde bunu değerlendirelim. Ben bunun daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir video bittiğinde diğer video yayınlandığında üst üste geliyor. Birbirine zarar veriyor gibi benim bir tespitim var. Bunu da sizin düşüncenize değer veriyorum. Sizden gelecek dönüşlere göre bu yeni dönemde 3 gün olarak videoları çekmeyi planlıyorum. Programın sonunda bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bana videonun hemen altındaki katıl butonuna tıklayarak ve Patreon üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.